Merhaba arkadaşlar, tekrardan 58. soruya devam ediyoruz. Bu grafiğe göre aşağıdaki değiştirilmiş grafiklerin doğru olup olmadığını bakacağız. İlk öncelikle fx'in denklemini bulmak bizim için daha yararlı olacak. Onun üzerinden de yorum yapacağımız yerler gelecektir belki de. Biliyorsunuz x eksenini kestiği nokta ile y eksenini kestiği nokta sayesinde kısa yoldan şuradan hemen denklemini bulabiliyordum. Buradan 2x artı y eşittir 4 gelecek. Yani fx fonksiyonumuzun grafiği aslında neymiş? 4 eksi 2x'miş. Bu şimdi cebimizde kalsın. İlk öncelikle zaten 1'e baktığınızda mutlak fx ne demekti? X eksenin aşağısında kalan kısımları yukarıya taşı demekti. Bu yüzden 1'in kesinlikle doğru olduğunu görüyoruz zaten. 1'i doğru olarak kabul ediyorum. 2'ye geldiğimde f'in çaresinin grafiğini vermiş. Arkadaşlar biliyorsunuz bu çok önemliydi. Bunu her zaman söylüyoruz. Tersini bulmak için birinci açıortay doğrusunu çizmeniz yeterli. Hatta grafiğin denklemine bile ihtiyacınız olmayabilir. Birinci açıortay doğrusuna göre simetrik olan grafiği ne oluyordu? Fonksiyonun tersi oluyordu. O zaman birinci açıortay doğrusuna göre tekrar çizdiğimde bakın şurası 4'ü kesecek, şurası 2'yi keseceği için gerçekten çok güzel çizemesem de doğru olduğunu görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Bu yüzden 2 ile doğru olarak kabul ediyorum. 3'e geldiğimde 3. kısımda da eksi fx dediğinde ne oluyordu arkadaşlar? Fx f eksi x eşit olması için çift fonksiyon y eksenine göre simetrik olması gerekiyordu. O zaman y eksenine göre simetrikse buradaki 2 şuraya taşınacak ve eksi 2 olacak. Y'de bir değişim olmayacak. Bu yüzden bunu doğru kabul ediyoruz. Bunda da hiçbir problem yok. 4'e baktığımda eksi bu sefer dışarıdaysa neye göre simetrik oluyordu? Y değiştiği için x eksenine göre simetrik oluyordu. O zaman x eksenine göre simetri aldığımda yani aslında bakın şuradaki y'yi değiştiriyorsunuz. Yani şuradaki y buradan da göstereyim o kadar yazmışken. Eksi y eşittir 4 eksi x demek. Bu y'yi diğer taraftan eksi diğer tarafa dağıttığım zaman 2x eksi 4 gelecek. X'e 0 verdiğinizde y'yi eksi 4'te. Y'ye 0 verdiğinizde x'i yine 2'de kesen doğru demek. Bu yüzden bakın 4'ün de doğru olduğunu görüyorum zaten. O halde artık 5'e bakıyorum. 5 x eksi 2. Bu ne demekti arkadaşlar? F x eksi k demek. K birim sağ ötele demekti hatırlarsınız. Fonksiyonu k birim sağ ötele demekti. E bu sağ ötelenmiş hali mi sizce? Hayır, sağ ötelenmiş hali değil grafiğin. Bu yüzden 5'i doğru olarak kabul etmiyorum. Sadece 4 tane doğrum var diyorum.